Konuşmazsan aç kalacaksın. Ne yapılır ne yapılmaz. Hikaye çok ama benim yanımdaki adamı vurdular orada. Ben Samsun'un küçük mahallesinde yetişen biriyim. Daha sonra İstanbul'a gittim üniversiteden sonra. 2010 yılına kadar aslında IT sektöründe ofiste çalışan birisiydim. Patronlarım beni Tayvan'a eğitime göndermek istedi. Hiç yurt dışına çıkmamıştım. 28 yaşında Tayvan'ı gördükten sonra buradaki her şey değişti. Türkiye'ye geri döndüm. Artık ofis ortamında çalışamayacağımı anladım. Fotoğrafçılık hobimdi. Hobimi işim haline getirdim. Sonra da sosyal medyanın gücüyle hepimizin bildiği gibi bu tecrübelerimi, gezilerimi sosyal medyada anlatmaya başladım. Bu günden güne daha büyük kitlelere hitap etti. 2010 yılından beri bu şekilde gezmeye çalışıyorum. Aslında genelde böyle gezdiğimi çok söyleyince hep zannediyorlar ki küçükken de böyle bir hayalim vardı. Aslında yoktu. Ama bu dedim ya Tayvan macerasında ben şunu gördüm. Dünyayı gezmek için çok iyi bir İngilizceye aslında gerek yokmuş. Yani az bir İngilizceyle de geziliyor. Çok zengin olmaya da gerek yokmuş. Bunu da tecrübe ettikten sonra dünyayı gezme hayali bende daha çok depreşti. Aslında öncesinde benim böyle dünyayı gezeceğim, işte Amazon'a gideceğim, Antarktika'ya gideceğim gibi hayallerim yoktu. Ben İstanbul'daki işimden istifa ettim. Ailem Samsun'da yaşıyordu. Ben tek yaşıyordum o zaman. Babamla telefonda konuşuyorum. Dedim ben istifa ettim. Ya ne güzel sigortalı işim vardı dedi. Direkt konu oraya gidiyor. Garanti işim var. Az öz bir maaşım var. Sigortan da yatıyor. O zaman yerine kıpırdama. Öyle bakıyor o neslin insanları. Ama bir şekilde yani ben hayalimin peşinde koştum. Zor oldu ama güzel oldu. Şimdi ilk gezilerime başladığımda ben aslında klasik şekilde Avrupa'yı yani 1-2 haftalık konaklamalı bilet alıp geziyordum. Bir yerden sonra bunlar beni tatmin etmemeye başladı. 2013'te, 2014'te tek yön bilet alıp dünyayı gezmek istedim. O zaman da dedim ki ya sosyal medyada okey ben bunu paylaşacağım. Buna güzel bir isim bulalım. Nereye gideceğim, ne zaman gideceğim de çok belli değil. Önce rotasız gezgini buldum. Sonra arkadaşım Furkan da konuyu tartışırken seyyahı niye kullanmıyorsun dedi. Rotasız seyyah öyle çıktı. Şimdi ben ilk gezilerime başladığımda 1 dolar 1.2 TL'ydi. O zaman gezmek, uçak biletlerini almak çok daha kolaydı. Bu günümüzde maalesef biraz daha zor. Ama yine de ben hem gençlere hem velilere bir şekilde ya çocuğunuzu bir şekilde gönderin ya da siz bir şekilde gitmeye çalışın diyorum. Çünkü yurt dışını görünce orada edindiğiniz tecrübeleri hiçbir üniversitede, hiçbir eğitim kurumunda bence alamıyorsunuz. En basitinden ben birçok üniversiteye etkinliğe gidiyorum. Mesela ana eğitim dili İngilizce olan üniversiteye gidiyorum. Öğrencilerle konuşurken "What did you do today?" diyorum. "Bugün ne yaptın?" diyorum. "Abi öyle sorunca ben cevap veremiyorum." diyorlar. Çünkü İngilizceyi anlıyor ama pratik yapamadığı için konuşamıyor. Ama yurt dışına gidince ben Tayvan'a gittim. İngilizcem iyi değildi ama tekim. Eğer konuşmazsan aç kalacaksın. Mecbur konuşmak zorundasın. Yani o özgüveni kazanmak için, o kabuğunu yırtmak için bir şekilde bence yurt dışına gitmek lazım. Ama 18 yaşında, ama 25 yaşında. Orada velilere de diyorum ben, biliyorum şu an çocuğu dışarı göndermek çok zor. Ama imkanları zorlayıp özel okula göndermektense belki oradan kısıp yurt dışına teşvik etmeyi daha doğru buluyorum kendimce. Şimdi bir yerden sonra normal bir şekilde dünyayı gezmek çok sıradan geliyor size ve keyif almamaya başlıyorsunuz. Latin Amerika gezimde Ekvador'dayken Chimborazo Dağı'nı gördüm çünkü o civardan geçiyordum. 6310 metre yüksekliğinde. Aslında baktığınızda Everest 8800 küsür. Ondan kısa ama dünyanın şekli itibariyle yeryüzündeki güneşe en yakın nokta o dağın zirvesi 6300 metre. Ben buraya çıkarım bir şekilde dedim. Öncesinde 2-3 gün yüksek irtifaya alıştırıyorsunuz kendinizi. Alıştırmanız gerekiyor 5000 metrelerde. Onu yaptım ama zirveye çıkışım olamadı. Vücudum izin vermedi buna. Dağcılık tecrübem yoktu. Dağın
tepesinden yarıdan geri döndük. Bir hafta sonra tekrar denedim ama yukarı çıkarken parmak uçlarım dondu farkında olmadan. Çünkü yanlış ekipman kullanmıştım, acemilik. Yani ayak uçlarım dondu, hatta benim bir fotoğrafım var. Kaşlarım, yüzüm, her şey, her tarafım donmuş halde. Ama bir şekilde zirveyi gördüm. O zirveye çıktıktan sonra onun keyfi çok başka. Zirveden iniyorsunuz ve artık daha yüksek hangi zirveye çıkabilirim diye araştırmaya başlıyorsunuz. Bende de öyle oldu. Gezinin devamında Kırgızistan'daki Lenin Zirvesi'ne tırmandım. O da 7134 metre rakımlıydı. Bu dağcılık, dağa çıkma merakı, bu gezilerim sırasında tamamen o da doğaçlama oldu. Öncesinde ne öyle bir isteğim vardı, ne öyle bir girişimim vardı. Gezerken bir şekilde hayat onu bana verdi. İlk gittiğim yerde ben kaldığım, ya bu evse, hostelse, otelse, oradakilere soruyorum, burada ne yapılır, ne yapılmaz. Yani akşam dışarı çıkılır mı, çıkılmaz mı, yersem ne yiyeyim, nereye gideyim, nereyi gezeyim, bunları elimden geldiğince yerel insanlardan almaya çalışıyorum. Yoksa internete yazıp öğrenmek en kolayı zaten. Ama onu çok yapmak istemiyorum çünkü atıyorum ben bir yerli kabilesine gideceksem internette o bilgileri zaten bulamıyorsunuz. Yerel insanlardan, o bölgeye en yakın kişilerden, orada yaşayan kişilerden bunu alabiliyorsunuz. Hangi coğrafya olursa olsun ilk gittiğimde öğrendiğim şeyler bunlar oluyor. Şimdi mesela Amazon'daki Marubo kabilesine gittiğimde oraya gitmek 7-8 gün sürüyor. Bir sal, küçük bir kano üzerinde yolculuk yapıyorsun. Tabii ev yok, modern hayat yok, internet, telefon, hiçbir şey yok. Orada hani doğal olarak tuvaletimi nerede yapabilirim diyorsun. İşte buraya yapabilirsin diyor. Yani hani bulduğun yere yap diyorlar. Şimdi bunun için tabii çok zorlanıyorsun. Ama o kabileyle bu tecrübeyi yaşamak istiyorsan bunları da göze alman gerekiyor. Meksika'da mesela 5 ay kaldım. Meksika'ya indiğimde de bana dediler ki gece yolculuk yapma Meksika'da. Onun haricinde Meksika güvenli bir yer. Ben 5 ay boyunca hiç gece yolculuğu yapmadım. Ama Guatemala'ya geçerken bir tane otobüs vardı, o da geceydi. Gece saat 2-3 gibi otobüs giderken gangsterler otobüsü durdurdu. 4 tane pompalı tüfekli adam otobüse girdi. Yanımdaki adamla beraber 4 kişiyi aşağı indirdiler. Ve benim yanımdaki adamı vurdular orada. Geri 3 kişi otobüse geldi. Biz hiçbir şey olmamış gibi yola devam ettik. Türkiye'yi ben gerçek anlamda gezmedim maalesef. Öyle bir durum var. Ben enerjim varken, imkanım varken önce yurt dışını, zor yerleri gezeyim. Türkiye ne olsa burada, Türkiye'yi her zaman gezeriz diyorum. Bursa'ya beni sanırım bu 4. etkinlik. Bakın, yani şehir vermek doğru mu bilmiyorum ama başka büyük şehirler de var. Orada böyle etkinlikler mi olmuyor bilmiyorum. Bursa'yı ben bu konuda çok aktif buluyorum. Salgın döneminde bile bir şekilde salgının sonunda, başında bu tarz etkinliklere sağ olsunlar beni hep davet ediyorlar. Geldiğimde de çok ciddi bir kitle görüyorum. Ben de şaşırıyorum. Hani ya benim için bu sırada bekliyorsunuz dediğim bile oluyor bazen. Hani bunu görmek tabii ki çok güzel. İstanbul'dan 1,5 saate buraya gelebiliyorsunuz ve yani bu sosyal etkinlikler Bursa'da sanırım diğer şehirlere göre daha çok ya da bunu o kurumlar çok iyi yapıyor Bursa'da. Ben mesela Umman'a, Kuveyt'e gittim. Oralarda yerel insanlarla tanışıyorum. Diyorlar ki biz Türkiye'ye geldik, hani hangi şehre gittin diyorum. Ben işte Kapadokya bekliyorum, İstanbul bekliyorum. Bursa diyorlar mesela. Ya diyorum nasıl Bursa? Biri, ikisi, üçü, birçok kişi bunu söylüyor. Çünkü yeşili var diyor, kar var, Uludağ'ı var. Hani yapabileceğiniz birçok atraksiyon var, doğal güzelliği var. Bunu da Umman'dan, Kuveyt'ten görüyorlar. Biz de geldiğimiz zaman görüyoruz. Hani eğer Bursa'ya gelmeyen varsa bir şekilde gezi planına Bursa'yı da dahil etsin derim. Güzel bir şehir. Yani bu hani ben söyledim diye değil, yurt dışından bile bu artık biliniyor, anlaşılıyor.